Kalplerimizi birleştiren ve ruhumuzu arındıran mübarek bir aydır Ramazan. Maneviyatımızı tazelemek ve kendimizi geliştirmek için bir fırsattır Ramazan. Ailemizle, dostlarımızla, komşularımızla bir ve beraber olmak için vesiledir Ramazan. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Eyüp Sultan'dayız. Kanal 7 ekranlarında iftar saati başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Az sonra muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan bizlerle olacak. Türkiye'nin Nur Saçan hocası inşallah bizlerle birlikte olacak. Hatırlatmaları yapalım, sonra hocamızı buraya alalım inşallah. Sevgili izleyenler, çok soru var sizlerden gelen. Bazen sistemler de oluyor, bizim sorularımızı niye ekrana vermiyorsunuz diye. Takdir edersiniz ki 8'e kadar buradayız. Saat 8'e kadar yayında birlikteyiz. Ve bu süre zarfında her soruya cevap vermemiz mümkün olmuyor. Sırası gelen soruları girmiş oluyoruz. Bugün yine pek çok soru var. Örneğin oruçla ilgili sorular var. Oruç tutup namaz kılmayanın orucu kabul olur mu diye soruyorlar izleyicilerimiz. Bunun dışında yine zekatla ilgili sorular var. Vasiyetle ilgili sorular var. Ne ölüme ne ölüne diye vasiyet olur mu diye sormuşlar. Duaların kabul olmamasıyla ilgili sorular var. Merak ediyorum hocam bu konuda neler soracak, söyleyecek. Oturarak namazla ilgili sorular var. Kanepede, sandalyede, koltukta oturarak namaz nasıl kılınır? Kadınlar mazeretli günlerinde oruç tutabilirler mi? Pek çok soru var. İnşallah biz ayrılan süre içerisinde bu sorulara yer vereceğiz. Bugün yine 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. İlerleyen dakikalarda Türkiye haritamızda 3 şehrin ışıkları yanacak. Bakalım o şehirler hangileri olacak. Şimdi çok kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan bizlerle birlikte olacak. Allah'ım, sana karşı işlediğim günahtan ötürü bugün de beni yalnız bırakma. Azap kırbacınla beni cezalandırma. Bugün de gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır. Sonsuz lütfun ve nimetlerin hakkına ey şevkli insanların en büyük arzusu Allah'ım. Amin. Allahu Ekber. Efendim yeniden birlikteyiz. Reklamlardan sonra muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. Onun sonsuz nimetleri içerisindeyiz. Ona hamd ediyoruz. Değerli seyircilerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz efendim. Mevla şükrümüzü, hamdımızı arttırsın muhterem Amin hocam. Efendim. Sevgili izleyenler, şu anda ekranda kutsal topraklar var. Hocam sanıyorum bir 20-25 dakika önce Mekke'de iftar saati gerçekleşti. İftarını açtı orada bulunan Müslümanlar. Ve şu anda namaz mı kılıyorlar acaba? Akşam namazı olabilir. Şu dakikalarda kutsal topraklarda Kabe'de akşam namazı kılınıyor olabilir. Nasıldır orada Ramazan? Oralarda oluyor. Nasıl geçer muhterem hocam? Muhsin Bey, orada iftar olur olmaz hemen bir hurmayla, zemzemle iftar yapılıyor. Sonra namaz kılınıyor. Akşam namazı kılınıyor. Akşam namazından sonra da yemek yeniliyor. Yani son derece zevkli oluyor. Düşünün ki orada mesela Türkiye'den varmış birisi bir sofra açıyor. Sofrada Pakistanlı vardır, Yemenli vardır, Suriyeli vardır, Afrika'dan gelir. Ve bu sofra serenler lütfen bizim sofraya buyurun, lütfen bize buyurun Allah Allah diyerek de davet ediyorlar. Yani İslam kardeşliğinin yani görünüşte çok güzel yaşanan bir şekli oluyor. Evet, şu an akşam namazı kılınıyor sanıyorum. Doğru. Buyurduğunuz üzere ezan okundu. Hemen iftar yaptılar. İftarı yaptılar. Namazı kılıyorlar. Namazı kılıyorlar. Namazdan sonra rahat Allah Allah. Yemeklerini yiyecekler Allah Allah. Ya. Güzelliğe bakar mısınız hocam? İnsan yemek, doyamıyor. Yemek de öyle bizdeki gibi değil. Yani mükellef bir yemek değil. Değil. Yani, evet. Karnını doyuracak şekilde. Ondan sonra
Kabe'de yine ibadetine devam edelim. Tavafa devam sonra. Ve ondan sonra tabii teravih namazı kılınıyor. Doğrusu da hazzına, zevkine doyum olmuyor mesela. Bazen imamların boğazı düğümleniyor okurken. Ağlıyorlar. Manayı dikkate alıyorlar. Ve harem-i şerifi bir hışkırık kaplıyor. Allah Allah. Bu sefer anlamını bilen de ağlıyor, bilmeyen de Allah ağlıyor. Allah. Çok heyecanlı oluyor. Ve ayrıca imsakten önce de teheccüd namazı yine cemaatle kılınıyor. Onun da hazzına doy. Bir böyle müftü arkadaşım hafızdı da, hocam o kadar zevk aldım ki dedi, doyamadım, doyamadım, doyamadan gideceğim herhalde dedi. Yani kendi de hafız, ehli Kur'an bir adam. O kadar zevkine doyamadım dedi. Yani bu umrede, Kabe'deki teravihlerin zevkine doyamadım demişti yani. Ve nitekim de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mevla rahmet eylesin öyle, hocam. Öyle. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Hak gitmeyenlere tez zamanda hayırlısıyla gitmeyi nasip eylesin. Amin. Bizim gibi gidenleri de muhterem hocamızın rehberliğinde inşallah tekrarını nasip eylesin. İnşallah efendim. Şu anda yüz binler amin diyor. Duaların da kabul olduğu vakitler bu vakitler, iftar dakikaları. İnşallah duamız kabul olur. Şu dakikalarda sevgili izleyenler, Samsun iftar yapıyor. İftar açıyor iftar sofralarında. Samsun'a selam edelim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Sofralarınız bereketli olsun, oruçlarınız kabul olsun. Hemen arkasından işte Hatay, Amasya, Adana, Yozgat o şekilde devam edecek. İftar sofralarında bizi izliyorlar. Tüm izleyicilerimize, evlerinde, sıcak yuvalarında bizi izleyen herkese kucak dolusu selamlar. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Bir telefonumuz var muhterem hocam. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hattan ayrıldı izleyicimiz, tekrar bağlayacaklar. Bu arada bugün yine 3 Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. 8'e kadar birlikteyiz, saat 8'e kadar. İnşallah iftar sonrası, ezan sonrası Türkiye haritamızda 3 şehrimizi göreceğiz. Bakalım o şehirler hangileri olacak. Bir video sorumuz var, izleyelim, görelim. Hocam selamun aleyküm, iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Hocam bir komşum var, oruç tutuyor ama namaz kılamıyor. Kabul olur mu acaba orucu? Oruç tutup namaz kılmayan kişilerin namazı kabul olur mu? Ya da orucu kabul olur mu? Özür dilerim. Orucu kabul olur mu? İnşallah kabul olur. Bakın sallâ femen ya'mel miskâle zerratin hayran yere ve men ya'mel miskâle zerratin şerran yere. Zerre kadar hayır işleyen mükafatını, şer işleyen de karşılığını görür. Yani oruç tuttuğunun sevabı ayrı, namaz kılmayışının hesabı ayrı. Peki. Başka bir video sorumuz daha var. İzleyelim. Merhaba hocam. Ben Deniz Özokur. 11 yaşındayım. Benim size bir sorum olacaktı. Ben okulda bir keresinde beden dersinde oynarken bir teyze gelmişti. Ve demişti kapanın diye. O günden beri benim aklımda kaldı. Kapanmayana yani günah mı oluyor? Sevgili kızım, Rabbimizin bak bitmez tükenmez nimetleri içerisindeyiz. Bize sıhhat verdi, saadet verdi, afiyet verdi. Mübarek bir bayrağın gölgesindeyiz. Cennet gibi bir vatandayız. Hangi bir nimetin tadad edeyim? Ya dinle sözümü, ya bırak gideyim. Onun emirlerinden birisi de hanımların tesettürlü olması. Yani yüz, el hariç bütün vücudun örtülü olması. Bu yaratan, yaşatan, yaşamamız, ölümümüz, ahiremiz, akıbetimiz, cennetimiz, cehennemimiz elinde olan Allah'ın emridir. Bu emre uymamız lazım. Uymazsak bunun hesabı vardır, azabı vardır sevgili kızımız. Evet, bir başka video sorumuz daha var. Selamun aleyküm hocam. İsmim Eyüp Abdurrahman Dursun. Hocam 11 yaşındayım. Hocam size bir sorum olacak. Hocam cennetten şundan ve cehennemden şu çıkan kişi kim olacak? Onu öğrenmek istiyorum. Bu ara harari zaman yamazam ya. Maşallah kardeşimize. Cennete en son giren ve cehennemden en son çıkacak kişi kim?
İşte cehennemden en son çıkacak kişi de cennete en son girecek kişidir. Ha, bilinen birisi mi diye soruyor galiba. Yok, hani onunla ilgili bilinen, bir kıssa var mı, hikayesi var mı? Öyle bir şey yok ama şu var ki cehennemden çıkan kişi, Rabbim sana hamd ederim, lütfettin, ihsan ettin, beni bu azap yerinden çıkardın diyecek. Cennete girince de son derece mutluluk duyacak tabii. En son giren kişiye verilecek yer 10 dünya büyüklüğünde bir yerdir ya. Aman Allah'ım. Öyle ya. Aman Allah'ım. Yani Cenab-ı sonsuz kudreti. Çünkü insanoğlunun sonsuz arzusu vardır. Sonsuz arzularına sonsuz cevap cennetlerdedir. İşte burada mümin yaşayacağız ki oradaki cennetleri kazanabiliriz. İnşallah. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Telefonlarla da bize ulaşabilirsiniz. Instagram'dan sorular var. Onlardan birisini hocamız hemen soralım. Hakan Bey diyor ki zekat niyetine dağıtılacak bir oran var. 10 bin lira. 10 bin lirası var diyelim. Şimdi biner lira şekilde 10 ihtiyacı olan ailelere dağıtmayı düşünüyorum. Acaba doğru olur mu? İyi ediyor. Doğru yapıyor tabii. İlla şu miktar verilecek diye bir şey yok. Yani bir kişiye vereceğimize şu kadar var ki vereceğimiz kişi nisaba ulaşmayacak şekilde vereceğiz yani. Ha, alacak olan kimse öyle alacak öyle olan kişi nisaba ulaşmasın. Nisap miktarına ulaşıyorsa artık onun alması uygun değil, bizim de vermemiz uygun değil. Evet, evet. Ama taksitlendirerek ya da bölerek zekatı ödeyebiliriz. Sıkıntı güzel. Yok. Evet. Zekatla ilgili sorularınız için bize video soru yollayabilirsiniz. Bir telefon sorumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Evet, Sakarya'dan. Buyurun. Sakarya'ya selam edelim. Buyurun. Aleyküm selam. Öncelikle iyi Ramazanlar diyorum. Hayırlı Ramazanlar. Selamın aleyküm, aleyküm diyorum. Selam. Benim eşim kardeşlerinden konuşmuyor. Miras kavgasından sebep. Bana da vasiyet ediyor. Eğer onlar cenazeme sokarsan sana hakkımı helal etmem diyor. Bunun mevali nedir? Evet, eşiniz kardeşleriyle konuşmuyor. Evet. Mal mülk davası. Evet. Öyle mi? Bana diyor onu cenazeye sokmayacaksın onları diyor. Ama sokarsan da diyor hakkımı da sana helal etmem diyor. Evet, bu vasiyete uymak icap eder mi diye hocama soruyorsunuz. Evet. Teşekkür bunun mevali nedir? Bana mı ona mı? Onu öğrenmek istiyorum hocamdan. Peki, teşekkür ediyoruz hocam, buyurun. Öyle bir vasiyete uymak doğru değildir. Öyle diyen bile bekleyecek ki gelse de bana bir Fatiha okusa, bana bir rahmet okusa diye. Yani bir cenaze defnediliyor sevgili peygamberimiz. İstağfiru li ahikum fe innehu'l an yusel. Kardeşiniz için rahmet okuyun. Şu anda o hesaba çekilmektedir buyuruyor. Yani bir fazla kişinin rahmet dilemesine ihtiyaç vardır ve böyle bir vasiyet bağlayıcı değildir. Hiç dikkate almamalı. Yani birisi vefat edecek, onun cenazesine de bir hısımı gelecek ve biz de diyeceğiz ki sen defol git hadi. Seni ayıptır, günahtır, olur mu böyle şey ya? Ne dine ne töreye olmaz. Uygun ne edebe, değil. Ne ahlaka evet, uymaz. Böyle bir vasiyet asla bağlayıcı değildir. Ah hocam ah. Kaç kere pay ettik dünya varını, herkese en fazla bir mezar düştü. Ya. Şimdi hocam mal mülk davası, ya. Mal mülk sevdası, miras kavgasından dolayı öz kardeşleriyle konuşmuyor. Ya. Ne kadar değer acı. Mi yani? Değer mi? Yani. Buyurduğunuz gibi. Evet. Peki, muhterem hocam, evet. Bugün hangi kutlu sahabeyi sizden dinleyeceğiz? Efendim bugün Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin Müslüman oluşunu, bilindiği gibi bu Ebu Cehiller, Darun Nedve diye yerde toplanmışlar. Yahu bu peygamberi nasıl ortalıktan kaldıralım? Nasıl? Hazreti Hamza da Müslüman oldu o günlerde. Allah Allah. İşte bir gün o Müslüman oluyor, bir gün bu Müslüman oluyor. Biz bu işin önüne geçemiyoruz ya. Yani bu işe bir son verelim. Yani baba yiğit birini görevlendirelim, gitsin. Canın ortalıktan kaldırsın. Bu işe Hazreti Ömer talip oluyor. Ömer baba yiğit adam. Güçlü kuvvetli, pazulu, yiğit bir adam. Ben yaparım bu işi diyor. Öfkeli öfkeli, pür telaş giderken birisi rastlıyor. Naim bin Abdullah. Ömer çok telaşlı görüyorum.
Nedir bu hal ya? Nereye gidiyor? Ya bu peygamberim diyen kişiyi öldürmeye gidiyor. Yanlış iş tutmuşsun Ömer, yanlış. Sen biliyor musun? Sen böyle yapsan onun ashabı da bu işe seyirci kalacak mı sanıyorsun? Onlar da sana iyi demez. Sen bırak hem onu bunu ya. Enişten Müslüman olmuş, kız kardeşin Müslüman olmuş. Sen onu peygamberi öldüreceğine git onlarla görüş hele diyor. Allah Allah öyle mi ya? Haberi yok. Haberi yok evet. Yani demek eniştem ve bacım Müslüman oldu öyle mi? Hemen yolu çeviriyor oraya doğru. Onlar da Habbab İbni Eret Hazretlerine getirmişler. Yeni nazil olan ayetleri öğreniyorlar. Bu Kur'an sesini duyuyor. Duyduklarım doğruymuş diyor Ömer. Pür şiddet. Eniştesine bir yumruk, bacısına bir tokat. Yani onlar ağızları, burunları, kanlar içinde yerlerde yatarken bacısı haykırıyor. Ömer duy. Ben de eşim de Müslüman olduk. Elinden Allah geleni Allah. Ardına koyma. Allah Allah. Tabii Ömer sarsılıyor ya. Bana bir erkekler meydan okuyamaz. Bacım yerde yatan bacım meydan okuyor yani bana. Yani çok kararlı demek ki. Ya diyor biraz önce bir şeyler okuyordunuz. O neydi diyor. Onu bana verir misiniz diyor. Olur verelim hadi. Ve o ayetler şimdi bakın o ayetler. Biraz rivayet farkları vardır. Taha suresi diyen vardır. Hadid suresi diyenler var. Ben Hadid suresinde ikisi de olmuş olabilir esasen. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Yerde ve gökte olan her şey Allah'ı tesbih eder. Amin. Allah. Allah Allah. Ve huvel azizul hakim. Allah Allah. Allah azizdir, hakimdir. Lehu mülkus semavati vel ard. Yerlerin, göklerin hükümranlığı ona aittir. Yuhyi ve yumi. Yaşatır, öldürür. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye muktedirdir. Huvel evvelu vel ahir. O Allah ezelidir, ebedidir. Zahirdir, batındır. Hem açıktır, hem gizlidir. Ya'lemu ma yerecu fil ardı ve ma yehrucu minha. Yere gireni, yerden çıkanı bilir. Ve ma yenzelu mines semai ve ma ya'rucu fiha. Gökten ineni, göğe çıkanı bilir. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraber. Vallahu bima ta'melune basir. Ne yapıyorsanız Allah onu görmektedir. Lehu mülkus semavati vel ard. Yerlerin, göklerin hükümranlığı ona aittir. Ve ilallahi turcaul umur. Bütün işler Allah'a döndürülecektir. Yulucul leyle fin nehari ve yulucul nehari fil leyl. Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Ve hu alimun bi zati sudur. O Allah gönüllerden, göğüslerden geçenleri bilir. Aminna. Yani Ömer bunları okuyor. Ay ya demek dinliyor. Diyor. Demek diyor Fatma yerlerde, göklerde olanların hükümranlığı Allah'a aittir. Öyle mi? Elbette öyle. Ya bizim putların hiçbir şeyi yok ya. Yazık ya. O kelimeyle putlar bitti. Yazık diyor ya bizim putların hiçbir şeyi yok diyor. Ömer'in gönlüne iman girmeye başladı. O sırada Habbab İbni Eret o aileye Kur'an öğreten sahabi. Ömer diyor geçenlerde Peygamber Aleyhisselam'dan şöyle bir dua duydum. Ya Rabbi iki Ömer'den Allah biriyle İslam'ı aziz eyle diye dua etmişti. Umarım ki o şeref sana nasip olacak. Diğer yani, Ömer. Acaba bardağı taşıran son damla bu ayetler mi oldu? Habbab İbni Eret'in peygamber Allah böyle Allah. Dua etmişti dedi. Allah Allah. Bu mu oldu acaba bardağı taşıran? Nerede o peygamber? O peygamber efendim Safa. Da Erkam'ın evindedir. Beni oraya götürün. Şimdi onlarla birlikte gidiyorlar.
ashabı da peygamberimizin 39 kişi. Yani bu anda efendim Müslümanlar 39 kişi. Müslümanlar 39 evet. kişi. Şimdi Ömer varıyor. Yani derim ki sanki kader gülüyor. Ömer peygamberin başını almaya geldi, gönlünü verdi, gidiyor Allah Allah. Şimdi. Ve Ömer'in geldiği görülünce tabii Peygamber Efendimiz'in bulunduğu yerde bir telaş. Onlar telaş ede dursun. Cibril Emin Peygamberimize bildirdi. Peygamberimiz tebessümle karşılıyor. İşte Ömer geliyor. Hazreti Hamza diyor ki iyi niyetle geliyorsa hala, kötü niyetle geliyorsa, geleceği varsa göreceği de var. Cevabını alır. Hamza da baba yiğit adam. O da öyle söylüyor. Ve o giriyor sevgili Peygamberimiz huzuruna diz çöküyor. Ve Efendimizle göz göze gelince Ömer bitti. Ömer tamam işte. Allah Allah. Yani aman ya Rabbi. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dedi. Ve tarihteki o emsalsiz Ömer meydana geldi. Adaletiyle Hazreti Ömer Efendimiz beşer tarihinin emsali görülmedik bir yiğitlik, bir tablo meydana getirdi. Evet efendim. Ama neyle bu? Adaletiyle. Bilhassa Hazreti Ömer Efendimiz adaletiyle. Bakın bu konuyu merhum Akif ne güzel söyler. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den oğlu. Bir ihtiyar karı bir kes kalır Ömer mes'ul. Yetimi giryeyi hüsran alır Ömer mes'ul. İhtiyar bir kadın kimsesiz kalır, bunun hesabını Ömer verir. Bir yetimin gözyaşının hesabını Ömer verir. Zemine kadr ile bir damla dökse biri, o damla koca bir girdap olup boğar Ömer'i. Zulmen bir yere bir damla kan düşse, o kan girdabı olur da Ömer'i boğar. Şu ne sorumluluk duygusu yahu. Ne sor? Bunları söylemişken Muhsin Bey, bu sözümüze şunu da ilave edelim. Mekke fethedildiği gün sevgili Peygamberimiz istedi ki Kabe'nin kapısı açıla, içeriye girip namaz kılayım. Ama Kabe'nin anahtarı Osman bin Talha diye birinde. O da diyor ben vermem diyor. Peygamber olduğuna inansam veririm. İnanmadığım için ver. Atlayıp Kabe'nin damına çıkıyor. Hazreti Ali Efendimiz de peşinden kolunu büküyor. Anahtarı alıp getirip Kabe'nin kapısını açıyor. Peygamberimiz namaz kılıyor. Şimdi bu anahtar kime verilecek? Bu öyle şerefli, öyle itibarlı bir şey ki sanki başbakanlık görevi veriyor gibi. Peygamber amcası Abbas da bu işe talip. Ne olur bu şeref bana ayrılsa, bu anahtar bana verilse diye arzu ediyor. Peygamberimiz ne yapıyor? Ali, bu anahtarı götür. Biraz önce kolunu büktüğün adamdan özür dile ve anahtarı o adama ver. Osman bin Talha'ya ver. Hazreti Ali Efendimiz de böyle yapıyor. Osman bin Talha diyor ki Ali biraz önce kolumu büktün aldın. Şimdi de özür dileyip veriyorsun. Ne oldu? Ayet nazil oldu diyor. Nasıl o ya, nazil olan ayet nasıl? Hangi ayet? İnna Allah ye'murukum en tueddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Ve izâ hakemtüm beynen nâsi. Müslümanlar arasında değil, insanlar arasında hükmederken adaletle Allah hükmetmenizi Allah. Emrediyor. İnnallâhe ni'emmâ ye'zukum bi. Allah ne güzel öğüt veriyor. Yani bir tarafta adalet, bir taraftan da emaneti ehline vermek. Osman bin Talha bu olay üzerine Müslüman. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Yani bunlar ne kutlu insanlar. Bu tabloları da tekrar hatırlamamıza ne kadar ihtiyaç var. Mevla razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, iftar dakikaları, İstanbul için iftar dakikaları yaklaşıyor. Biraz sonra muhterem hocamızın
Gül şehri Medine-i Münevvere'de sohbeti olacak. Hemen sohbetin ardından yine Medine-i Münevvere'de o yeşil kubbede inşallah iftar duamızı birlikte yapacağız. Sofralara başında şu dakikalarda ailece oturan anne, baba, çocuklar, hatta dede, anneanne, babaanne, tam da duaların kabul olduğu, değil mi hocam? Evet. Dakikalar efendim. Bunlar. Şu dakikaları nasıl değerlendirmek lazım? Neler tavsiye edersiniz sofralara başına oturan izleyicilerimize? Efendim bir kere duanın reddolunmadığı an, tabii dua. Allahümme leke sumt ve bike amentu ve aleyke tevekkel. Allah'ım senin için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin verdiğin rızıkla iftar açıyorum. Rahmeti bol Mevlam. Hesap gününde beni, ana babamı, bütün müminleri bağışla ya. Bütün müminleri bağışla. Birbirimizin duacısıyız ya. Yani iftar anında, duanın makbul olduğu anda. Tam da şu dakikalar. Evet, peki efendim. Medine'ye gidiyoruz, kutsal topraklara. Hocamızın sohbeti ve arkasından iftar duası var. İftar duasından sonra ikinci bölümde inşallah yeniden birlikteyiz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kabri şerifinin hemen önünde bulunuyoruz. Sevgili Peygamberimizin mübarek vücudunun temas ettiği toprak Kabe'den üstündür, arştan üstündür. Şu anda demek ki kainatın odak noktasında bulunuyoruz. Buyuruyorlardı ki, uzaklardan birisi bana selam gönderse, Rabbim ruhumu bedenime iade eder ve ümmetimin selamına karşılık veririm. Huzuruma gelip de selam verirse, ümmetimin çehresine bakarak selamına karşılık veririm. Sevgili Peygamberimizin ay yanağı sağ elinde mütebessim çehresiyle bize bakıyor şeklinde hayal eder ve selam veririz. Mescid-i Nebevi'ye girince Bismillah ve alâ milleti Resulillah Rabbi edhilni mudkhala sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve cealli milledünke sultanen nasira deriz. Kerahet vakti değilse iki rekat tahiyyetül mescid kılarız. Sonra Efendimizin huzuruna varır. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Salatu vesselamu aleyke ya hayra halkillah. Salatu vesselamu aleyke ya nebiyyel rahme. Salatu vesselamu aleyke ya şefi'al ümme. Salat sana, selam sana ey Allah'ın elçisi. Salat sana, selam sana ey Allah'ın sevgilisi. Salat sana, selam sana ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Salat sana, selam sana ey rahmet peygamberi. Salat sana, selam sana ey ümmetin şefaatçisi. Eşhedü enneke Resulullah. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Kad bellagtel risale ve eddeytel emane ve nasahtel ümme. Peygamberlik görevini hakkıyla yerine getirdin. Allah'tan aldığını Allah'ın kullarına ulaştırdın. Ey Allah'ın Resulü, senden şefaat dileyerek huzuruna geldim. Uzak diyarlardan geldim. Cennet ülke Türkiye'den geldim. Gelirken senin bağlıların şu anda ya Resulallah, isim isim sayamayacağım kadar bağlıların size selam gönderdiler ve sizden şefaat beklediklerini söylediler. Allah seni en büyük mükafatla mükafatlandırsın. Ey Allah'ın sevgilisi, varlığın sebebi, alemlerin rahmeti, gelmişin ve geleceğin bir tanesi, ilmi irfanın banisi, dünyada peygamberimiz, ukbada şefaatçimiz dedikten sonra bir iki adım atıyor
Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e selam veriyoruz. Esselamu aleyk ya Ebu Bekir Sıddık. Esselamu aleyk ya Halifete Resulillah. Esselamu aleyk ya Sahibe Resulillah. Ey Ebu Bekir, sana selam olsun. Peygamberin dostu olan Ebu Bekir, Allah elçisinin halifesi olan Ebu Bekir, sen hakkıyla dinimize hizmet ettin. Allah seni bu hizmetlerinden dolayı en büyük mükafatla mükafatlandırsın. Bir iki adım atıyoruz. Hazreti Ömer Efendimizin huzuruna varmış oluyoruz. Esselamu aleyk ya Emir el Müminin, ya Ömer İbnül Hattab, ya Faruk. Ey Allah Resulü'nün halifesi, müminlerin emiri Ömer İbnül Hattab, sana selam olsun. Sen putları kıran, İslam uğruna en güzel hizmetleri ifa eden mübarek insan, Allah senden razı olsun ve bu hizmetlerin münasebetiyle en büyük mükafatla mükafatlandırsın dedikten sonra ayrılıyor ve kıble tarafına yönelip dua ediyoruz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme leke sumt ve bike amend ve aleyke tevekkel ve ala rızkıke eftar. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin verdiğin rızıkla iftarımı yapmaya hazırlanıyorum. Allahümme inni e'ûzü bike minel hemmi vel hazen ve e'ûzü bike minel aczi vel kesel ve e'ûzü bike minel cübnü vel buhul ve e'ûzü bike min galebetit deyni ve kahrir ricar. Ya Rab, kederden, üzüntüden, acizlikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç altında kalmaktan, İnsanların zulmüne uğramaktan sana sığınırım ya Rab. Borçlu olanlara edalar, sıkıntıda olanlara ferahlıklar, hastalara şifalar, borçlulara edalar ihsan eyle. Sevgili Peygamberimizin hayatında ve bu kutlu sahabinin tablolaşan hayatında olduğu gibi sıkıntılarımızı acilen bertaraf eyle. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nur. Allah müminlerin yarıdır, yardımcısıdır. Onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa kavuşturur buyuruyorsun. Ya Rab, el açtık, boyun büktük, huzuruna geldik. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala's-salah. Hayya ala's-salah. Hayya alel-falah. Hayya alel-falah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah.
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين. Mevla razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, iftar saatinde yeniden birlikteyiz. Sofralarınız bereketli olsun. Mevla tuttuğunuz oruçları kabul buyursun. Yaptığınız ibadetleri kabul buyursun inşallah. Muhterem hocam biraz gelen sorulara bakalım. Tamam müsaade efendim. Buyursanız. İzleyicilerimiz Instagram'dan, WhatsApp hattımızdan soruları var. Telefonla arayanlar da var. Bir izleyicimiz Adem Bey sormuş. Diyor ki Muhsin Bey hocamdan bir ricamız var. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Tevfizname şiirini okuyabilir mi? Hocam arada programlarda kısa kısa oradan okuyor ama biz ona doyamıyoruz. Kısa kalıyor. Biraz daha uzun rica edebilir miyiz? Çok güzel. Hocam öncelikle çok... Tevfizname nedir? Efendim dediğiniz gibi İbrahim Hakkı Hazretleri yazmış ama ne kadar güzel. Bununla ilgili şöyle bir hatıram buyurun. Var. Benim Kur'an-ı Kerim hocam iki genç oğlu ki birisi de düğün günü vefat etti. Hakk'ın rahmetine kavuştu. Tabii bu insan iki genç oğlu vefat etmiş. Gönül laf duyar mı? Biliyorum ki hocam çok üzüntülü. Tevfizname'yi böyle bir çerçeve şeklinde götürdüm, verdim. Bana dedi ki ya sana olan emeğim helal olsun dedi ya. Benim gönlüm laf almıyordu. Ya. Benim yaramın merhemi oldu bu dedi ya. Ve onu okuyalım işte. Hakikaten ne kadar güzel. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-ı Rahim oldur, Rezzak-ı Kerim oldur, Faal-i Hakim oldur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şun için şöyle, yerincedir ol öyle, bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde anın adı, her kuladır imdadı, her canda anın yadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde bir nasihat var. Her işte ganimet var, her nesnede zinet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur kamu teşvişler, ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevfizi umur eyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş. Allah Allah. Görelim Mevla netmiş, netmişse güzel etmiş. Allah Allah. Mevla razı olsun hocam ne güzel. Ya. Allah görelim netmiş, netmişse güzel etmiş. Hocam bu tevfizle ilgili şöyle söylenir. Tevekkülün tabii daha ileri derecesi doğru denir. Yani bir tevekkül, makam olduğu söylenir tevekkül tevfizin. Tevekkül ne demek? Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbü. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Fe ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bize Allah yeter. O ne güzel vekil, o ne güzel dost diyoruz. İşte bu tevfiz de kendini ona emanet etmek. İradesini. Ya Rabbi, sana inanıyorum, güveniyorum. Ben bu işimi sana havale ediyorum ya Rabbi. İradesini ilahi iradede fani kılmak. Hah, ne kadar tevfiz güzel. Hocam sizin evinizde bulunan o tablo hat aklıma geldi. Eslemtü li rabbil alemin. Öyle ya İbrahim peygamber öyle diyor. Yani ateşlere Allah yolunda atılan, evladını kurbana yatıran, Kabe'yi yapan bu peygamber eslemtü li rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum ben. Evet. Evet. Tevfiz bu anlama geliyor. Bir makam, manevi bir makam sevgili izleyenler. Darda olanlar, sıkıntıda olanlar hocam. Evet. Aslında bu şiiri okuyunca rahatladıklarını söylerler. Manevi olarak yani, rahat ettiklerini okuduk, söylerler. Okuduk geçtik de yani anlamını
bilmek ne kadar güzel. Elbette. Dilden gamı dur eyle, gönülden kederi uzak eyle, Rabbinle huzur eyle, tefvizi umur eyle. Tefvizi umur ne demek? İşlerimi sana emanet ettim. Bitti. Ya Rabbi. Evet. Öyle. Peki, teşekkür ediyoruz. Adem Bey'e teşekkürler, vesile oldu. Böylelikle hocamızın sesinden dinlemiş olduk bir kez daha. Telefonumuz var, izleyicimizi bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Merhabalar. Bir sorum olacak bir de hocama. Elbette, buyurun. Birbirini seven genci ayırmak günah mıdır? Birbirini seven gençleri ayırmak günah mıdır diye sordunuz. Aynen. Ama biz de soru soralım. Bu soru neden soruldu? Biraz açar mısınız? Belki hocam tavsiyelerde doğru bulunmak ister. Doğru. Biraz açalım bunu. Yani o kadar değil de yani ayırmak isteyenler var diyelim. Bazıları yani istemeyenler var. Yani değildi. Anne baba mı istemiyor, karşı taraf mı istemiyor? O anlamda sordum. Biraz o taraflar diyelim. Yani anne baba diyelim birazcık. Anne baba razı değil. Yani iki aynen gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş. Gönül kimi severse güzel oymuş. Analar babalar da yani benim dediğimden başka türlü hareket edemezsin. Dedik benim dediğimdir. Yani bu kızla evlenmeyeceksin. Böyle de olmamalı yani. Yani evlatlarını da kendilerine isyan edecek noktaya getirmemeli. Madem oğlumuz seviyor, şartlar da uygun mu? Şartlar da uygunsa mesele yok. İki seveni birleştirelim demek, yardımcı olmak düşer. Yoksa ben anayım, ben babayım, dedik benim dediğim olacak kızım, dedik benim dediğim olacak oğlum, başka türlü olmaz, olmamalı yani. Böyle olmamalı. Tamam. Var mı peki ilave sorunuz? Yok galiba. Teşekkür ediyoruz biz de, selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Bir video sorumuz daha var muhterem hocam, izleyelim, görelim. Hocam selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Ben engelliyim. %96 engelliyim. Oruç tutamıyorum. İlaç kullanıyorum. Kalp atı, tansiyon atı. Astım hastasıyım ayrıca. Bunun günahı var mı? Oruç tutamıyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar hocam. Evet. Sevgili kardeşimiz, geçmiş olsun. Rabbim şifa ihsan eylesin. Amin. Amin. Niyetül mümin hayrün min ameli. Siz keşke sağlığım müsait olsa da oruç tutsam diyorsunuz ya, böyle düşünüyorsunuz ya, bu haliniz belki de oruç tutmaktan daha fazla sevap kazanmanıza vesile oluyor. O yüzden üzülmeyin, müsterih olun. Rabbim bu sabrınızın mükafatını lütfetsin. Peki, WhatsApp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz. İşte o sorulardan biri daha sevgili izleyenler. İzleyelim, görelim. Selamun aleyküm hocam. Ben bir adak adamıştım. Oğlum olursa koyun keseceğim diye. Kızım olduğu ne yapmam lazım? Oğlum olursa koyun keseceğim demiş. Kızım oldu ne yapayım? O halde şart yerine gelmediği için vacip değildir. Kesmek mecburiyetinde değil. Mükellef değil. Öyle. Yerine getirmek zorunda değil. Çünkü oğlum olursa demiş. Oğlum şart. Hani çocuğum yani olsa evet deseydi. Deseydi mesele yok. Evet, fark etmiyordu. Oğlum diyor. Evet. Peki. Biraz da Instagram'dan gelen sorulara bakalım muhterem hocam. Kaptan Bey soruyor. Kahramanmaraş'tan yazıyorum. Kendime ait 1995 model arabam ve iki katlı evim var. Emekliyim ve çalışıyorum. Bana zekat veya öşür düşer mi? Düşerse ne kadar düşer? Hayırlı akşamlar. Bunu da tebrik ederiz. Ne güzel yani, zekat, arabam var, evim var. Acaba zekatla mükellef miyim diyor. Hayır, zekatla mükellef değil. Ama gücü yettiği nispetle sadaka verirmiş, gayet güzel. Yoksa zekatla mükellef değil. İki katlı evim var dedi hocam. İki katlı evim var dedi. İki katlı evi var. Tamam, bu ev... Diyelim birisinde kendisi oturuyor, birisi kira diyelim. Kira geliri onun var. Onun kira diyelim geliri zekatı ilgilendirir. Satılık olursa o zaman raiç bedelden onun zekatını vermesi gerekir. Hmm. Sandığıma göre o satılık değildir. Ticaret malı değildir yani. Araba için, bu ev için zekatla mükellef olmaz, değil. Anladığım evet o. İzleyicimiz soruyor. Kefaret orucu borcum var. 61. Evet. 61 gün oruç tutacağım ama mazeretli günleri nasıl hesaplayıp kefaret orucumu tutabilirim? Efendim, mazeretli günleri diyelim ki hanımefendi soruyor. Kefaret orucuna başladı. 25 gün tuttu.
mazereti meydana geldi. Kaç gün? 6 gün. O 6 günü çıkarır. Yani aynen yer orucunu. Ondan sonra o 6 gün çıktıktan sonra 25 diye, 26, 27 diye saymaya devam eder. Mazeretli günlerinde oruç tutmaz. Tutmaz. Evet. Hocam, kafa karıştırıcı sorular oluyor zaman zaman. Ya kadınlar mazeretli günlerinde de işte oruç tutabilir, namaz kılabilir diye. Bunların tabii ki aslı astarı yok, dini bir dayanağı da yok, öyle değil mi? Onu bilmemiz dayanağı gerekiyor. Dayanağı yoktur efendim. Bakın, gelin Diyanet İşleri Başkanlığımıza. İlla mazeretli günlerimde oruç tutacağım demek ısrarcı olmak bu konuda. Diyanet İşleri Başkanlığımıza gelin, güvenelim. Ben güveniyorum. 42 sene o teşkilatın mensubu oldum. Din İşleri Yüksek Kurulumuz vardır. Onların fetvalarına göre filan şeydir efendim. Sorunuz bu şey mazeretli günlerle ilgili. Mazeretli günlerinde oruç tutamazlar. Tutamazlar. Evet. Hocam, bu 61 kefareti ile ilgili şunu sorayım ben de. Şimdi dediniz ya, işte o mazeretli günlere denk geldiğinde 6 gün diyelim, neyse kaç günse tutmazlar. Kaldıkları yerden devam ederler. Peki normal birisi değil, bir beyefendi oruç tutuyor, rahatsızlandı. Kefaret orucu tutuyor. Buyurduğunuz gibi 25 gün tuttu. Hastalandı. Takati kalmadı. Orucu bıraktı. İyileşti, devam etti. Bu olur mu? Bu Hanefi mezhebine göre olmaz. Yeniden bir diye başlaması gerekir. Ama ona da fetva veren mezhepler vardır. Böyle bir şey olduğunda işte müftülüğümüze müracaat etmeli. Ama şu anda bana sorarsanız Hanefi mezhebine göre yeniden bir diye başlaması gerekir. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Bir başka izleyicimiz sorusu var. Diyor ki, yakın zamanda çalışmaya başlayacağım. Promosyon verilecekmiş ama haram olduğu için ihtiyaç sahiplerine veya öğrencilere vereyim diyorum. Bu da günah olur mu? Ya da kardeş, teyze gibi akrabalara verebilir miyim? Yani ihtiyacı olan fakir birisine verebilir. Muzdarip durumda, yani adam sıkıntılı, borçları var, ödeyemiyor filan. Ama dediği gibi talebe, çocuğun haçlığı yok. Verebiliriz ona. Verebiliriz. Evet. Haram olmaz. İhtiyaç sahibi olan akrabalarına da verebilir diyorsunuz. Doğru hocam? Efendim. Peki, WhatsApp videomuz var, görelim. Hocam iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Benim bir sorum olacaktı. Kayınvalidem şizofren hastası ve bakım evinde kalıyor. 3 oğlu var, ben geliniyim. Kayınvalidemin fitresini 3 oğlunun mu vermesi lazım ya da fitre düşmez mi? Evet. Hasta mı? Yani. Kayınvalide hasta hocam, şizofreni hastası, bakım evinde kalıyor. Ha, fitre vermesi gerekir mi diye. Şizofren olunca bir kere mükellef değil. Yani. Mükellef değil. Mükellef değil, evet. Evet. Peki, sorular çok ama Türkiye haritamızı sevgili Emre'den rica edelim. Vakti geldi, zamanı geldi. Bugün yine 3 şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz sevgili izleyenler. Her gün 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Bakalım bugünkü şehirlerimiz hangileri olacak? Hemen haritamıza görelim. Evet, Isparta'ya selam edelim mi? Isparta, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Bir diğer şehrimiz Çankırı'ya selam edelim. Çankırı, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Ve son olarak Artvin diyelim. Artvin'e de selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Isparta'dan, Çankırı'dan, Artvin'den hatlarımızı ilk düşüren seyircilerimize birer Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Aynı zamanda muhterem hocamızın yeni kitabı Rabbe Giden Yolda Dualar kitabını da hediye edeceğiz, armağan edeceğiz. Muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan, Melik Gazi Müftümüz Sayın Doktor Emrah Kandemir ile birlikte bu kitaba imza atmışlar. Tebrik ediyoruz bir kez daha muhterem hocam. Teşekkür ediyoruz. Biz de okuyacağız. Evet, vaktimiz olursa Isparta'dan, Çankırı'dan, Artvin'den hatlarımızı düşüren o isimleri görürüz inşallah. Ben de buradan seslendirmeye çalışırım. Bir başka video sorumuz var, görelim. İyi günler hocam, size bir sorum olacaktı. Benim namazlarımın kenarında adım yazılı. Namaz kılarken ismimin namazada olması namazı bozar mı? Namaz kılmama engel mi? Onu soracağım hocam, namazlarımı göstereyim. Bu hocam, hayırlı yayınlar. Evet, Ayşe Nur yazıyor. Değil sevgili mi? Kızımız. Orada Seccadede. Olması namazı bozmaz da ama dikkatimizi dağıtmamalı. Yani namazın huşuu
huşulu kısmı alınır, huşusuz kısmı ıskartaya çıkar, reddedilir. Yani şimdi ikide bir gözümüze ora ilişirse bu doğru olmaz. Dikkatimizi dağıtacak bir seccade dede kılmamalıyız. Ama bakmıyorsak, dikkatimizi dağıtmıyorsa kılabiliriz. Yani namaz o seccadenin üzerinde olmaz demek doğru değil. Ama dikkatimiz oraya kayarsa, ikide bir de onu okursak en azından namazımızın mekruh olmasına sebep olur. Peki. Miniklerimizin soruları var hocam. Çocuklar çok seviyor elbette sizi. Onlar da oruçla ilgili sorular yollamışlar WhatsApp hattımıza video olarak. Yönetmemizden ben rica edeyim. Kısa kısa onları görebilir miyiz? Hemen miniklerimize buradan sevgiler, selamlar. Bakalım bu kardeşimiz ne sormuş? Merhabalar hocam. Ben Aryel Dina. Çocuklar orucunu bozursa 61 gün ceza olur mu? Hayır, evet. Hayır sevgili yavrum. Çocuklar diyelim ki başladığı orucu bozdu. 61 diye bir ceza gerekmez sevgili kızım. Peki diğer kardeşimizin sorusunu görelim. Hocam ben çocuk orucu tutuyorum, o kabul olur mu? Hocam ben tekne orucu tutuyorum dedi değil mi kardeşimiz? Kabul olur tabii mu? O çocuklar için tekne orucu söz konusudur yani, tamam. Onların iftar saati öğlen değil mi hocam? Tabii tutabilirler. Doğru. Onların iftar saati o. Bir diğer video sorumuz var, kardeşimizi izleyelim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Benim sorum olacaktı. Oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı? Ha, şimdi bu büyükleri de ilgilendiriyor hocam. Heh. Bu kardeşimiz güzel bir soru sormuş. Şimdi biz de krem kullanıyoruz. Ne bileyim dudak kremi, yüz kremi kullanıyoruz hocam. Dudak kremi özellikle sıkıntılı olur mu? İşte dilimizle eğer tadı içeriye geçerse orucumuz mekruh olur en azından. Evet. Bozulmazsa da mekruh olur. Ona... Dudak kremine dikkatli olalım. Yoksa diğer kremler orucu bozmaz. Hocam dikkat çekti. Evet, dudak kremi dikkat. Orada bir ünlem var. Öyle, aman. Mümkün mertebe hocam uzaklaşmak lazım. Şüphelilerden, sıkıntılı durumlardan uzaklaşmak lazım. Peki bu kardeşimiz ne sormuş bakalım? Hocam merhaba, iyi akşamlar, iyi iftarlar. Şimdi benim size bir sorum olacak. Şimdi hocam ben bir oruç tuttum. Bu oruçta bana mı yazılıyor, anneme mi yazılıyor yoksa babana mı yazılıyor? Ellerinizden öpüyorum hocam. İyi akşamlar, görüşürüz. Bu oruç kime yazılıyor şimdi hocam? Sevgili kızımız, size de yazılır, ana babanıza da yazılır. Evet, hem anne babaya yazılır. Tabii ya. Hem de kardeşimizi, kendisi de bu sevaptan mahrum olmaz diyor hocamız. Var mı daha bir kardeşimizin daha sorusu varmış? Varsa onu da hocam, görelim. Hayırlı akşamlar. Ben susuzluktan dudaklarım çatladı. Krem sürüyorum, orucum bozulur mu? Evet, bu da krem sürüsü. Hocam biraz evvel cevapladı zaten. Doğru. Evet, kardeşlerimizden rica ediyoruz. Varsa bu tür sorularınız WhatsApp hattımıza video olarak yollayın. Yazılı olarak değil, WhatsApp hattımıza sorularınızı yollayabilirsiniz. Hocam. Ahmet Hakan Kaya, Isparta'dan hattımızı ilk düşüren. Ahmet Hakan Kaya. Çankırı. Salih Akgün Çankırı. Selam edelim. Artvin'den hattımızı ilk düşüren. Seher Kol. Evet. Artvin'e, Çankırı'ya, Isparta'ya selam ediyoruz. Hediyenizi inşallah, Kur'an-ı Kerim hediyenizi aynı zamanda hocamızın dualar kitabını adresinize yollayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.